Canlarım selam. Ben Emre Hoca'nız. Kanalıma hoş geldiniz. Efsane TYT Matematik Kampı'nda ikinci haftanın ikinci videosundayız. Bizi ne bekliyor güzel insanlar? DAF 6'daki test kısmı toplam 25 tane soru çözeceğiz. 8 tanesi kavrama, 6'şar 6'şar uygulama ve son adım testinden de 5 tane soru çözecekmişiz. Hemen ne yaptık? Kitabımızı bıraktık. Ve sizi fazla bekletmeyelim. Çözümlerimize başlayalım. Ama çözümlere başlamadan önce sağ alt köşeden abone olup videoyu lütfen öyle izleyiniz. Hemen sahnemizi çevirdik ve birinci sorumuz karşımızda. Denkleminin kökü kaçtır? Arkadaşlar bu şekildeki bir soru da dağıtma operasyonu yapacaksın. Şöyle bunları gelip buraya dağıtacaksın. Dağıtırsak 5 çarpı x'ten 5x 5 ile eksi 1'in çarpımı eksi 5 artı 2 geldi. Burası 3 ile 2 x'in çarpımı 6 x. 3 ile 1'in çarpımı artı 3 eksi 4 geldi. Buranın sonucu eksi 5 ile 2'nin sonucundan eksi 3 gelir. Bunu geldim böyle yazdım. Burası ise 6 x 3 eksi 4'ten eksi 1 geldi. Eksi 1'i bu tarafa artı 1 olarak 5 x'i bu tarafa eksi 5 x olarak göndereceğim. O zaman eksi 3 artı 1 gelir. Burası ise 6 x eksi 5 x çıktı. Peki eksi 3 ile 1'in toplamı eksi 2 yaptı. 6 xten 5x çıkarsa da 1x kaldı. Aradığımız x değeri denklemin kökü eksi 2 çıktı. Geçtik ikinci sorumuza. Burada sembollerimiz var. Bu semboller birer doğal sayıymış. Şimdi iki tane sayının çarpımı 19'sa bir asal sayıysa... ...zaten bunu sağlayan tek bir sayı vardır... Burada ise ihtimaller vardır. Büyük bir ihtimal bu ihtimalleri aşağıdaki ile birlikte kısıtlayacağız. Buna göre kare eksi daire ifadesinin değeri kaçtır? Şimdi ben buraya kareyi yazdım. Sonra bunu üçgenle çarptım. Eğer sonuç 19 ise ihtimallerden birincisi burası 1 ise burası 19'dur. Burası 19 ise burası 1'dir. Başka bir ihtimal yoktur. Çünkü karşı taraf bir asal sayı. Peki Üçgen her ikisinde de ortak. Üçgenin 19 olma ihtimali yoktur. Çünkü 19 bir sayının toplamı 15 ise bu sayı eksi 4'tür. Ve eksi 4 bir doğal sayı değildir güzel insanlar. O yüzden bizim üçgenimiz kaç olacak? Tabii ki 1. 1 ile kaçı toplarsan 15 yapar? Tabii ki 14'ü. O zaman daire buradan 14 geldi. Kareyi kaç bulduk güzel insanlar? Tabii ki 19 bulduk. Çünkü üçgen 1 ise daire 14 üçgen 1 ise kare 19'dur. 19'dan da 14'ü çıkarttığın zaman cevap 5 gelir. İkinci sorumuzun cevabı Adana çıktı. Güzel insanlar. Geçtik 3. sorumuza. Denkleminin kökü x eşittir 2 olduğuna göre k değeri kaçtır? Denklemin kökü her zaman denklemi sağlar. Sen bunu sağlatmadan önce şöyle bir şey yap. Burayı kaçla genişlet? Tabii ki şöyle 6 ile genişlet. Burayı da 2 ile genişlet, burayı da 3 ile genişlet. Fakat unutmayın denklemin kökünü yerine de yani x yerine de 2 yazacağız. Ona göre genişletirsek daha rahat ederiz. Şimdi normalde şurası 4 çarpı giden 8, yani 2 çarpı bak paydayla üst tarafı genişletiyorum 8 eksi k geldin bölü 6 yazdın artı şurası direkt 6 bölü 6 çıktı geldik buraya bak dikkat edin 3 ile genişletiyorum 3 ile kimi genişletiyorum? Tabii ki 2K eksi 1 bölü 6'yı genişletiyorum. Hepsinin paydası 6 oldu. Bunlar gitti güzel insanlar. 2'yi dağıttın. Burası 16 eksi 2K geldi. 6 ile topladığım zaman 3'ü dağıttım. Burası 6K eksi dikkat et 3 geldi. Peki K'ları bir tarafa sayıları bir tarafa atalım. 16 6 daha 22. Eksi 3 de bunun yanına artı 3 olarak geçti. Eksi 2K buraya artı 2K olarak geldi. 6K ile 2K'nın toplamı 8 tane K eşittir 25. Bir sayıyla çarpımı 25 ise çarpma karşıya bölme olarak geçtiği için K sayısı 25 bölü 8. Yani denizli çıkar güzel insanlar. Geçtik dördüncü sorumuza. Dördüncü sorumuzda yine bir rasyonel ifade var ve diğer bir rasyonel ifadeden farkının 4 olduğunu söylüyor. Buna göre x kaçtır? Ne yapacağız güzel insanlar? Tabii ki bunu ilk başta 5 genişleteceğiz. Burayı da 2 ile genişleteceğiz. Genişletmede her ikisini çarpmak için ne yapacaksın? Tabii ki parantez açıp kapatacaksın. Lütfen bunu yap. Sen daha yeni başlıyorsun bu işe. Yeni başlamıyorsan biraz fikrin varsa direkt 5x-5 yaz gitsin. Peki 2 çarpı 5 buradan kaç geldi? 10 geldi. Eksi Burada yine parantez açtım. 2 çarpı x artı 3 bölü 10 yazdım. Burası kaçmış? 4'müş. Şimdi canlarım 5'i dağıtacağım ve dağıtmaya başladım. 5x eksi 5. Dikkat burada bölü 10 var. Geldim eksi. Şurayı hemen dağıttım. 2x dağıttım artı 6 bölü 10 eşittir 4. Şimdi tek payda yazacağım. Tek payda da geldik buraya 10 yazdık. Buraya 5x 5'i yazdık ilk olarak. Eksiyi buraya dağıtıyorum. Eksiyi dağıtırsam burası eksi 2x. Eksiyi dağıtırsam eksi 6 eşittir 4 oldu. 5x'ten 2x çıktı güzel insanlar. 3x kaldı. Eksi 5 ile eksi 6'nın toplamı tabii ki eksi 11 geldi. Burada ne var güzel insanlar? Bölü 10 eşittir 4. Bölü 10 karşıya çarpı olarak geçti. 3x 11 eşittir 40. 3x eşittir buradan Eksi 11 yanına artı 11 olarak geçer 51. Aradığın x değeri de kaç gelir? 17 gelir. Cevabın erzincan çıkar güzel insanlar. Belki uzatıyor olabilirim. Ama uzatmamdaki amaç yeni başlayan arkadaşlarımızın buradaki yaptığım işlemleri daha rahat anlaması için. Yani direkt 5x-10, 2x-6, eksiyi koydum. Eksi 2x-6 yazmıyorum. Amacım onları rahat bir şekilde görmeniz. Geçtik 5. sorumuza. Buna benzer bir soru. Tabii ki soru kısmı değil de konu anlatım kısmında çözmüştük. Farkındaysanız onda 2. Şurada yine onda 2 yani virgüllü bir sayı var. 1 bölü 10'lar var ve burada da yine bir virgüllü sayım var. Bizim amacımız öyle bir şey yapacağız ki buradaki virgüllü sayılardan kurtulup x değerini bulacağız. Tabii ki hem üst tarafı hem de alt tarafı 10'la çarpacağız. Niye? Şimdi düşünün 1 bölü 2 kesrim var. Sen bunu 10'la da çarpsan, 10'la da çarpsan yine 10 bölü 20 olur. Ama aslında yine 1 bölü 2'nin tıpatıp aynısıdır bu. Ben de aynı mantığı kullanıyorum işte. Şimdi 10 ile 0,2'nin çarpımı 2'dir. 2x artı 10 12'nin çarpımı 120'dir. Geldim yazdım. Geçtim buraya. 10 ile 1,2'nin çarpımı 12 xtir Geldim buraya. 10 ile 3,6'nın çarpımı da 36'dır. Bir tanesini göstermek istiyorum. Mesela... 10 ile 0,2 ya da 1,2'nin çarpımı nasıl oluyor? 1,2 dediğin ifade aslında 12 bölü 10'dur. Bu 10'lar birbirini götürdü. Bak kaç kaldı? 12. O yüzden bak burası 12x oldu. Lütfen bunları da bilin. Kendiniz de açın. Eşittir kaçmış? 1 bölü 3. Böyle bir şeyle karşılaştığım zaman en sevdiğimiz şey işler dışlar çarpımı. 1 ile çarparsam bir şey değişmez. 12x artı 36 olur orası. 3 ile çarparsak 3 çarpı 2x ne gelir? 6x. 3 ile 120'nin çarpımı da 360 geldi. 6x buraya ne olarak geçecek güzel insanlar? Eksi 6x. 12 xten kaç çıkaracağız? 6x çıkaracağız. 36 buraya eksi olarak geçecek. Burası 324 gelecek. Güzel insanlar 12'den 6 çıktı. Tabii ki 6 kaldı. 6 tane x eşittir 324 ise aradan x değeri 324'ün kaça bölümüdür? Tabii ki güzel insanlar 6'ya bölümüdür. O zaman bölersek 32 bölü 6 kaç geldi? 5. 24'te 6 4 kere cevabında 54 Bursa çıktı güzel insanlar. Peki geçtik örnek 6'ya. Yine burada bir ifade var. Denkleminin çözüm kümesi aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi biz önce şuranın bir paydasını eşitleyelim. Burayı 5 ile genişletebilirsin. Tamam ya da burayı böyle de yazabilirsin. Fark etmiyor. Hangisinden yaparsan yap. Ben direkt bu sefer de böyle yapacağım. 5 çarpı 1 ile 5'i çarpıp burayla toplayacağım. O zaman x eksi 1 artı 5 bölü 5 eşittir. X artı 4 bölü 5 geldi. Dikkat burası x artı 4 bölü 5 eşittir. X artı 4 bölü 5. Ben size konu anlatım kısmında gösterdim. Sol taraf sağ tarafın tıpatıp aynısı çıkıyorsa bunun çözüm kümesi reel sayılardır. Buradaki mantığı bileceksiniz güzel insanlar. Geçtik hemen 7. sorumuza. Şimdi burada ne yapacağız? Öncekiyi dağıtacağız. Sonra bölü 2'yi karşıya çarpı olarak göndereceğiz. O zaman başlayalım. 3, 2'yi dağıtıyorum ama eksi 2 ona dikkat edelim. Eksi 2x oldu. Eksi 2 ile 1'in çarpımı da eksi 2 geldi. Burada 2'yi gönderdim buraya. 2 çarpı 5 eksi x geldi güzel insanlar. Burası 3'ten eksi 2 çıktı. 1 eksi 2 x oldu. Burası ise 2'yi dağıttın 10 eksi 2 x oldu. Canlarım dikkat. Eksi 2 x'ler birbirini götürür. Biri sol tarafta biri sağ tarafta tıpatıp birbirinin aynısı. Bu ifadeler birbirini götürür. O zaman ne kalır? 1 eşittir 10. 1 sayısı 10'a eşit midir? Hayır değildir. O zaman bunun çözüm kümesi Boş kümeydi. Hatırlıyor musunuz? Böyle bir şeyle karşılaştığım zaman direkt boş kümeyi yapıştırıp geçiyordum. Geçtik örnek 8'imize. Bu tarz sorularda ne yapıyoruz? Alttan başlayıp yukarı gitmiyoruz. Ben 30'u hangi sayıya bölersem sonuç 6 gelir. Tabii ki 30'u kaça bölersek güzel insanlar 6 gelir. 5'e bölersek. O zaman 4 artı 3 bölü x eksi 1 eşittir 5. 4 ile kaçı toplarsak Kaçı toplarsak 5 yapar? Tabii ki 1'i. O zaman 3 bölü x eksi 1 eşittir 1. 3 eşittir x eksi 1 bölü karşıya çarpı olarak geçer. Eksi 1 buraya artı 1 olarak geçerse aradığın x değeri 4 geldi. Ve kavrama kısmı burada bitti güzel insanlar. Geçtik uygulama 1'e. Hemen bir sahnemizi çevirelim. Ne yaptık arkadaşlar? Burada ilk baştaki basit olan soru çeşitleriyle tekrardan konuyu bir hatırladık. Ve Tabii ki uygulama 1, 2'deki kısımlarla bu işi iyice pekiştireceğiz. Sahnemizi çevirelim. Sizi fazla bekletmeyelim. Hemen uygulama 1 ile başlayalım. M ve N birbirinden farklı gerçek sayılardır. Denklemini sağlayan X değeri aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi güzel insanlar biz burada ne yapacağız? Hemen şuna bir bakacağız. Bu X bölü N'yi karşıya atalım. Buradaki 2 N'yi de buraya atalım. O zaman X bölü M. Geldik sonra X bölü N'yi yazdık. Eşittir. Burası da 2M eksi 2 tane neye geldi. Şimdi güzel insanlar burayı ne ile genişleteceğiz? Burayı M ile genişleteceğiz. Çünkü rasyonel sayılarda toplama çıkartma yapabilmek için paydaların eşit olması lazım. O zaman burayı çarptığın zaman N çarpı X bölü N çarpı M eksi M çarpı X bölü N çarpı M eşittir. 2 parantezinde M eksi N geldi. Şimdi güzel insanlar burada yukarıda dikkat ettiyseniz her ikisinde ortak olan x'ler var. x parantezini aldığın zaman buradan n gelir. Buradan ise eksi m gelir. Ona lütfen ama lütfen dikkat edin. m yazmayın. Çünkü önünde eksi var. Paydada da yine n çarpı m geldi. Eşittir 2 çarpı m eksi n. Şimdi dikkat ettiniz mi güzel insanlar? Buradaki ifade ile buradaki ifade birbirinin toplamaya göre tersi. Biri n eksi m, biri m eksi n. Yani eksiyle çarpılmış hali. O yüzden bunlar birbirini direkt götürür. Birbirini götürdükten sonra birinin yanına artık eksi 1 koyarsın. Yani burası 1 olur, burası eksi 1 olur. O zaman x bölü N çarpı M eşittir. Eksi 2 oldu. N çarpı M karşıya tabii ki ne olarak geçecek? Çarpı olarak geçecek. O zaman cevap eksi 2 N M ya da eksi 2 M N. Hangisiyle başlamış bilmiyorum. Evet A şıkkı cevap oldu. Buradaki yol bu şekilde güzel insanlar. X'leri bir tarafa attım. Attıktan sonra ortak parantezler payda eşitlemeler soruyu bitirdik. Geçtik ikinci sorumuza. Yukarıda şemada üstteki kutuda bulunan ifadeler Alttaki alttaki bağlantılı olduğu iki kutunun içindeki ifadelerin toplamına eşittir. Yani şu ikisinin toplamı buraya eşitmiş. Bu ikisinin toplamı da buraya eşitmiş. Sonra bu ikisinin toplamı da buraya eşit. Tamam. Peki güzel insanlar buna göre ne diyor? X z toplamı nedir? Şimdi aslında biz şöyle bir şey yapabilir miyiz? Bakın. Çok basit bir şekilde düşüneceğiz. Bu iki sayı birbirinin aynısı. Aynıysa demek ki şu iki sayının toplamı ile şu iki sayının toplamı birbirine eşit. Yani 3x eksi 1 dedin ifade direk 2x artı 1'e eşittir. Hocam bu eksi x artı 5 yazmadın. Evet çünkü hem burada var hem burada var. İki tarafta da var. O zaman 2x'i buraya atarsam 3x eksi 2x eşittir. Eksi 1'i bu tarafa atarsam artı 1, 2 gelir. x değeri buradan kaç geldi? 2. x'i bulduk. x 2 ise... Hemen şimdi toplayalım. Buraya 2 yazarsan güzel insan ne gelir? 3 gelir. Çünkü eksi 2 ile 5'in toplamı 3'tür. Buraya 2 yazarsan 4 gelir. 4 artı 1'den burası 5 gelir. 3 ile 5'in toplamından burası 8 geldi. O zaman burası da otomatikman 8 geldi. 8 ile 8'in toplamından Z16 z 16 çıktı. Z'yi 16 bulduk. X'i kaç bulmuştuk? 2. Sıra Y'de 2Y eksi 4 eşittir 8 ise 2Y eşittir buradan 12. Aradığın y değeri de kaç geldi? 6. Buraya da geldik. 6 yazdık. 16. 6 daha 22. 2 daha 24. Cevabımız C şıkkı çıktı güzel insanlar. Geçtik 3. sorumuza. A ve B birer gerçek sayı. Denklemi için ifadelerinden hangileri doğrudur? Bakalım sizinle birlikte A yerine 3 yazarsak burası ne olur? 3x artı B yerine de 2 yazarsak 5 artı 2 tabii ki 7. Geldim buraya. Burası ise 3x artı. B yerine 2 yazarsan 4 artı 3'ten 7. Eğer ki bu iki ifade birbirinin tıpatıp aynısıysa bu denklemlerin çözüm kümesi reel sayılardı. Al sana burası doğru güzel insanlar. Şimdi geldim buraya. A eşittir 2 için çözüm kümesi tek elemanlıdır. Ben size şunu söylemiştim. Ax artı B eşittir Cx artı D. Eğer ki A ve C birbirinden farklıysa Kesinlikle çözüm kümesi tek elemanlıdır. O zaman A2 buradaki 3 buradaki 2 bunlar birbirinden farklıysa çözüm kümesi tek elemanlıdır. Evet doğru. Şimdi A eşittir 3 için B eşittir eksi 2 için de boş kümeymiş. Büyük bir ihtimal boş küme. Bak 3 yazalım. Burası 3x geldi. Artı 5. B yerine eksi 2 yazdım. Sonra geldim buraya. Burası da 3x. Güzel insanlar dikkat. B yerine eksi 2 yazarsam 2 çarpı eksi 2 artı 3 geldi. Burası 3x artı 3. Burası ise 3x eksi 4 ile artı 3'ün toplamı da eksi 1. Güzel insanlar dikkat. X'lerin önleri aynı. Bunlar aynı iken eğer bunlar farklıysa çünkü bunlar birbirini götürecek. 3 eşittir eksi 1 kalacak. E, 3 eksi 1 eşit mi? Hayır değil. O yüzden çözüm kümesine geldi. Boş küme. Yani cevabım Erzincan çıktı. Üç şıkkın üçü de doğru. Geçtik hemen örnek kaçımıza dördümüze güzel insanlar. Bir konser salonundaki bilet tarifesi aşağıda verilmiştir. Öğrenci 20 tam 35. Bir konser için 66 tane bilet satılmıştır. Satılan öğrenci biletlerinden elde edilen gelir ile tam biletlerden elde edilen gelir birbirine eşittir. Şimdi... Biz ne yapalım güzel insanlar şunu yapalım. Buradan x tane bilet satılsın. Buradan y tane bilet satılsın. Ve x ile y'nin toplamı kaç gelir güzel insanlar? Toplamda 66 tane bilet satıldı. Peki gelirler eşitse 20 ile x'in çarpımı 35 ile y'nin çarpımı eşittir. Niye? Düşünsene bir bilet alsam 35 TL. 2 bilet alsam 70 TL. 3 bilet alsam 105 TL. Yani bu sayıyla buradaki sayıyı çarptım. Peki bunları sadeleştireceğim. 5'e böldüm. Burası 4 tane x. 5'e böldüm. Burası 7 tane y. E güzel insanlar. 4 ile 7 nerede eşitlenir? Tabii ki 28'de. Yani burası 7'nin katı olacak. Burası ise 4'ün katı olacak. Peki x yerine geldim. 7k yazdım. Y yerine de geldim. 4 tane k yazdım. Bunların toplamı 66'ymış. 11 tane k eşittir 66 ise k buradan kaç gelir? 6 geldim. K6. Peki kaç tane öğrenci bileti satılmıştır? Öğrenci biletlerinin sayısına biz x demiştik. x dediğimiz ifadede 7 tane k'ya eşitti. k'yı da 6 bulduk. 7 çarpı 6'dan cevabın 42. Denizli geldi yine güzel insanlar. Geçtik 5. sorumuza. Burada oturup uzun uzun işlemler yapmayacağız. 3'ten kaç çıkarsa 1 olur. Tabii ki şuranın komplesinin sonucu ne gelecekmiş? 2 gelecekmiş. 3 eksi 2 üst tarafa yazdık gözükmüyor kusuruma bakmayın şöyle şuraya yazalım 3'ten 2 çıkarsa 1 olur tamam demek ki burası 2 bölü şöyle 3 artı 1 bölü 1 eksi 1 bölü a dediğin ifade neymiş 2'ymiş peki 2'yi kaça bölersen 2 çıkar tabii ki 1'e bölersen o zaman 3 artı 1 bölü 1 eksi 1 bölü a neye eşit? 1'e. Gerisi artık işlemlere başlayalım. Uzatmayalım. 3'ü buraya attık. Burası 1 bölü. Hemen buranın da paydasını eşitledim. a eksi 1 bölü a geldi. Bak a ile 1'in çarpımı a. 1 çıkarttım. a eksi 1 bölü a. Neye eşitmiş? Eksi 2'ye. Burada Birinci ifadeyi aynen yazdım. İkinciyi ters çevirip çarparsam burası a bölü a eksi 1 eşittir. Eksi 2. Gerisi sadece içler dışlar çarpımı ve soru bitecek. Şunun altında gizli 1 vardır. O zaman a ile 1'in çarpımı a. Eksi 2 ile a'nın çarpımı eksi 2 a. Eksi 2 ile eksi 1'in çarpımı artı 2. Eksi 2 a buraya art olarak geçti. 3 a eşittir 2. A buradan kaç geldi? 2 bölü 3. Yani cevabım Ceyhan çıktı. Güzel insanlar. Peki geçtik 6. ve bizim son sorumuza. Kadir ve Hasan'ın boyları farkı 5 santimdir. Kadir boyunun 1 bölü 3'ü kadar. Hasan ise boyunun 2 bölü 5'i kadar fazla olan yüksekliğe zıplayabilmektedir. Peki güzel insanlar aşağıda Kadir ve Hasan'ın bir duvara zıplayarak yapıştırdıkları çıkartmalar verilmiştir. Şimdi Kadir Hasan'dan uzun olduğuna göre burada ne yapmış arkadaşlar? Hasan'ın boyu kaç santimdir? Peki ne yapalım? Şöyle yazalım. Kadir ve Hasan yazalım. Kim daha uzundu? Tabii ki Kadir Hasan'dan uzundu. O zaman Hasan'ın boyuna x dersek Kadir'in boyu x artı 5'tir. Bunu nereden yazdık? Boyları farkının 5 santim olduğundan. Şimdi Kadir boyunun 1 bölü 3'ü kadar zıplayabiliyormuş. O zaman ne yapacaksın? Bunun sonda zıpladığı miktar şu oluyor. Kendi boyu artı kendi boyunun neyi? 1 bölü 3'ü. Yani bunu böyle yazdık. Şimdi Peki Kadir'in zıpladığı miktar buraya kadar zıplamış. Yani burayı bir düzenlersek aslında ne gelecek? 3x artı 15 artı x artı 5 bölü 3 gelecek. Yani şurası aslında güzel insanlar ne oldu? 4x artı 20 bölü 3 oldu. Şimdi geldik buraya. Hasan ise boyunun 2 bölü 5'i kadar zıplıyormuş. O zaman kendi boyu artı kendi boyunun 2 bölü 5'i. Dikkat 5 ile çarparsak burası 5x artı 2x bölü 5. Yani şurası da ne gelecek güzel insanlar? Tabii ki 7x bölü 5 gelecek. Şimdi ben ne yapacağım o zaman? Şuradaki 4x artı 20 bölü 3 ile 2'yi topladığın zaman 7x bölü 5'e eşitmiş. 7x bölü 5 eşittir güzel insanlar. 4x artı 20 bölü 3 artı 2 geldim. Şimdi gerisi sadece payda eşitleme. Sen burayı bir kez çarp. Burası 7x bölü 5 dokunmadık. 3 çarpı 2 6. 20 ile toplarsan da 26. O zaman 4x artı 26 bölü 3 geldi. İçler dışlar hemen başlayalım. 3 çarpı 7x'ten burası 21x. 5 ile 4'ün çarpımı 20 tane x. 5 ile 26'nın çarpımı da 130 geldi. 20x'i buraya eksi olarak gönderdim. 21x'ten 20x çıkarsa x kalır. x buradan 130 geldi. Şimdi hastanın boyunu sormuş. Hastanın boyuna biz ne demiştik? x demiştik. O zaman cevabımız 130 çıktı güzel insanlar. Geçtik uygulama 2 kısmına güzel insanlar. Denkleminin çözüm kümesi sonsuz elemanlı olduğuna göre A ile B'nin çarpımı kaçtır? Bir denklemin çözüm kümesi sonsuz elemanlıysa bunun sol tarafıyla sağ tarafı tıpatıp birbirinin aynısıdır. O zaman bunun solunda 2x var ya demek ki x'in önü 2 olacak. Buradaki sabit sayı eksi 5 ya yani buradaki sabit eksi 5 olacak. O zaman 2A eksi 6 dediğin ifade 2. 2A buradan 8. A değeri kaç geldi? 4 geldi. Yine B artı 1 eşittir eksi 5. B buradan kaç geldi? Eksi 6 geldi. A ile B'nin çarpımı 4 çarpı eksi 6'dan sonuç eksi 24. Yani Bursa çıktı güzel insanlar. Geçtik ikinci sorumuza. Burada karmaşık bir ifade var. A artı B artı 1. A artı B eksi 2'ye bölmüş. A artı B eksi 3 bölü A artı B artı 4. Olduğuna göre A ile B'nin toplamı kaçtır? Şimdi dikkat ettiniz mi? Burada A artı B'yi soruyor. Burada hep A artı B'ler var. O zaman gelin biz şöyle yapalım. Burası da X olsun. Yani biz X'i soralım. O zaman ne olacak? X artı 1 bölü X eksi 2 eşittir x eksi 3 bölü x artı 4 oldu. x'i bulduğun an işlem bitti. Şimdi güzel insanlar içler dışlar çarpımı yapacağız. Yani x artı 1 ile kimi çarpacağım? x artı 4'ü çarpacağım. Buraya geldim. Burada da x eksi 2 ile kimi çarpacağım? Tabii ki x eksi 3'ü çarpacağım. Çarpalım. x kare geldi. Çarptık. Kaç tane x geldi? 4 tane x geldi. Çarptık. 1 tane x geldi. Çarptık. Artı 4 çıktım. Geldim buraya. Çarptım. x kare çıktı. Çarptım. Eksi 3x çıktı. Çarptım. Eksi 2x geldi. Çarptım. Artı 6 geldi. Şimdi. Sol tarafta ve sağ tarafta x kareler var. Bunlar birbirini götürdüm. 4x 1x daha 5 tane x artı 4 eşittir. Buranın sonucu eksi 5x geldi. Bunu yazdım. Tabii ki şurası da artı 6. 5x buraya artı olarak geçti. 5 ile 5'in toplamı da 10 tane x yaptı. 4 buraya eksi olarak geçti. Burası da 6 eksi 4'ten 2. x eşittir 2 bölü 10. Yani 1 bölü 5 çıkar. Güzel insanlar cevabımız Bursa çıkar canlarım. Geçtik 3. sorumuza. Aşağıdaki şekilde 1. satırda bulunan dairelere birer gerçek sayı yazılıp arada verilen işlemler ok yönünde yukarıdan aşağıya doğru yapılıyor. Ardından bulunan sonuçlar 3. satırdaki dairelere yazılıyor. Yapılan işlemler sonunda mavi boyalı dairelerde bulunan sayılar eşit. Yeşil boyalı dairelerdeki sayıların toplamı 17 olduğuna göre burada sarı boyalı dairedeki sayı kaçtır? Tamam. Şöyle yapalım. Şuraya x yazdık. Buraya y yazdık. Buraya z yazdık. Ne yaptın? 2 tane fazlasını aldın. x artı 2. 3 ile çarptın. 3x artı 6 oldu. Sarı daire bu. Geldik 4'e böldük. Y bölü 4. Sonra 5 çıkarttık. Y bölü 4 eksi 5. Geldik buraya 2 katını aldık. 2 tane Z. Sonra 1 ekledik. 2Z artı 1. Soruda ne diyordu? Mavi boyalı daireler birbirine eşit. Maviler kimler? Yani X artı 2 dediğin ifade kime eşitmiş? Y'ye. O da kime eşitmiş? 2Z artı 1'e. Birincisi bu. Şimdi soruda başka Ne demişti? Yeşil boyalı dairelerdeki sayıların toplamı da 17. Yeşildekiler ne? X artı. Z artı tabii ki Y bölü 4 eksi 5. Burası kaçmış? 17'ymiş. Tamam. X artı Z artı Y bölü 4 eşittir. 17 5 daha 22. Bizden sarıyı istiyor ya. Sarı da X türünden. Biz gelin şuradaki değişkenleri X türünden yazalım. Başka bir yolumuz yok. O zaman yazarsak ne olacak güzel insanlar? Şöyle bir şey olacak. Bak x artı 2 eşittir 2z artı 1. Şurayı 4 ile genişletmek istiyorum. Niyeyse. Şurası 4x olsun. Şurası 4 tane z olsun. Şurayı 4 ile çarptım. Burası y oldu. Burası da 88. Daha rahat işlem yapacağız bak. Artı 1 buraya geldi. x artı 1 eşittir 2 tane z oldu. 2z x artı 1 ise bize 4z lazım ya. Burayı 2 ile çarpalım, burayı 2 ile çarpalım. 4z kaç çıktı? Bak 2x artı 2 çıktı. Geldin şuraya. 2x artı 2 yazdım. Peki y neye eşit? Y zaten direkt x artı 2 eşit. Buraya da geldik. X artı 2 yazdık ve burada da bir deneyim var. 4x'im var. Bunu buraya yazdım. Bunu buraya. Bunu da buraya. Bunların toplamı kaçmış? 88. 4x, 6x, 7x yazdık artı 4 eşittir 88. 7 tane x eşittir 84 ise aradın x değeri kaç gelir? 12 geldi. Biz sarıyı buluyorduk. Sarı 3x artı 6 idi. 3x artı 6'yı bulalım. 3 çarpı 12 artı 6'dan 36 artı 6 öncelik çarpmada cevabın 42 yani Bursa çıktı güzel insanlar. Burada 4 ile çarparak bak ne yaptık çok rahatlattık soruyu. Geçtik hemen örnek 4'ümüze. İçinde bir A tam sayısının yazılı olduğu en kenarlı çokgen tanımı aşağıda verilmiştir. En tek ise a çarpı n artı n. En çift ise a çarpı n eksi n'dir. Örneğin burada çift 5 ile 4'ü topluyor sonra 4 çıkarıyor. Burada tek 3 ile 7'yi çarpıyor 3 ile topluyor. Buna göre a değeri kaçtır? E şimdi güzel insanlar burada bir altıgenin içine yazmış. O zaman çift olduğu için 4 çarpı 6 eksi kenar sayısı yani 6. Anlaştık mı? Geldik buraya. Burası bir beşgen. Beşgen olduğu için o zaman A çarpı 5 yazacaksın. Sonra burada 5 kenarlı olduğu için 5 ile toplayacaksın. Geldim buraya. Burası çift. 8 çarpı 4 eksi kenar sayısı dörtgen olduğu için çift olduğu için de o yüzden 4 çıkarttım. Şimdi 6 kere 4 24. 4, 6 e, kere 4 24. 6 çıkarttım. Burası 18. Eksi. Bura ne gelecek? 5 tane A artı 5 gelecek. 4 kere 8 30 2 güzel insanlar 32'den de 4 çıkartırsak burası 28 olur. Şimdi eksiği dağıtalım 18 eksi 5 tane a eksi 5 ne olacak? Tabii ki 28 olacak. 18'den 5 çıktı 13 eksi 5 tane a eşittir 28. 13'ü buraya gönderdim. Eksi 5 tane a eşittir 28'den 13 çıkarsan 15 kalır. Aradığın a değeri 15 bölü eksi 5'ten yani cevap eksi 3 gelir. Adana çıktı cevabımız. Biraz uğraştırdı mı uğraştırdı ama mantığı çok basitti. Ne yaptın? Altıgen olduğu için çift sayıda bununla sayıyı çarpıyorsun. Kenar sayısını çıkartıyorsun yani 6'yı. 5 ile çarpıyorsun. Kenar sayısını topluyorsun. Çiftlerde öyle, teklerde öyle. Geçtik örnek 5'imize. Aşağıdaki şekilde üstteki kutularda bulunan ifadeler... Altta bağlantılı oldukları iki kutu içindeki ifadelerin toplanmasıyla bulunmaktadır. Tamam canlarım. Buna göre x kaçtır? E şimdi biz ne yapacağız güzel insanlar? Hemen şuradan faydalanacağız. bununla Bunun toplamı buymuş. Yani sen o zaman burayı bulmak istiyorsan 2x artı 2'den ne yapacaksın? Tabii ki x artı 4'ü çıkartacaksın. 2x artı 2. Sonra geldik. Eksi x eksi, eksi 4 yazdık. Çıkartırsak burası x eksi 2. Yani şu soru işareti neymiş güzel insanlar? x eksi 2 imiş. Şimdi bununla bunu bir toplayalım. Toplarsak x ile x'in toplamı 2x. Artı 5 ile eksi 2'nin toplamı da artı 3. Şimdi sıra burada. Bu ikisinin toplamı buraya eşitse. 3x artı 6 yere ne yazacağız güzel insanlar? 2x artı 3 artı 2x artı 2. Peki 2x 2x daha 4x. 3 2 daha burası 5. Burası da 3x artı 6. 5'i buraya gönderdin. 6 eksi 5 oldu. 3x'i buraya gönderdin x kaldı. x buradan kaç geldi? 1 geldi. Cevabın Erzincan çıktı. Geçtik örnek altımıza. Şimdi bu soruyu biraz farklı çözeceğim güzel insanlar. 3 ile hangi sayının toplamı 4 olur? Tabii ki 1. Yani demek ki şuranın sonucu 1. E bir şeyin sonucunun 1 olması için yine gözükmüyor. Şöyle şuraya yazalım. Bir şeyin sonucunun 1 olmasını istiyorsan İki tane ifadenin aynı olması lazım. Yani a bölü a gibi. Yani 2 eksi 1 bölü x artı 2 dediğin ifade aslında 2 eksi 1 bölü 2x artı 1'e eşitmiş. E peki gerisi çok basit. İkiler birbirini götürdü. Çünkü sol tarafta da var sağ tarafta da var. Eksi 1 bölü x artı 2 eşittir. Eksi 1 bölü 2x artı 1. Eksiler yine birbirini götürdü. Tak tak oldu. Üstler aynıysa altlar da aynıdır. O zaman x artı 2 eşittir. 2x artı 1. Aradığın x değeri kaç gelir? 1 gelir güzel insanlar. Nasıl yaptık? Artı 1'i buraya x'i buraya gönderdik. 2x'den x çıktı x kaldı. 2'den 1 çıktı 1 geldi. Cevap bu. Geçtik son adım testine. Burası belki biraz zorlayabilir sizi. Ama elimden geldiğince basit ve yalın bir şekilde anlatmaya devam edeceğim. A ve B sıfırdan ve birbirinden farklı gerçek sayılar olmak üzere olduğuna göre x aşağıdakilerden hangisine eşittir? Buna benzer bir önceki testte çözdük. Ne yaptık? X'li ifadeleri bir tarafa sayıları bir tarafa attık. Burası x bölü b eksi x bölü a eşittir. Tabii ki a bölü b eksi b bölü a geldi. Tamam. Şimdi gerisi şöyle gelecek güzel insanlar. Başlayalım. Bunu a ile çarpacağız. Burayı da b ile. Burası ax x eksi b x bölü a çarpı b geldi. Burası da burayı a ile çarpacağız burayı b ile çarpacağız. a'nın karesi eksi b'nin karesi bölü a çarpı b geldi. a çarpı b'ler birbirini götürdü. x'ler ortak güzel insanlar. x parantezini aldığın zaman burası a eksi b geldi. Şimdi buraya baktığın zaman da a'nın karesi eksi b'nin karesi matematikte ne diye geçiyor? 2 kare farkı diye geçiyor. İki kare farklarını biz nasıl yapıyoruz güzel insanlar? Bir farklarıyla bir de toplamlarının çarpımı şeklinde yazıyoruz. Yani burası a eksi b çarpı a artı b'dir. Şimdi bunlar ne yapacak güzel insanlar? Tabii ki sadeleşecek birbirini götürdü. X buradan ne geldi? A artı B geldi. Şimdi soruda niye birbirinden farklı demiş? Çünkü bunlar eğer sadeleşiyorsa birbirinden farklı olmak zorunda. Çünkü eğer aynıysa sonuçta burası sıfır olur. Sıfırın sıfıra bölümü matematikte bir tanımsızlık yaratır. Ama bunlar birbirinden farklı sayıysa mesela diyelim ki buranın sonucu da 3 buranın sonucu da 3 al sana bak sadeleşir. Anlaştık mı? Böyle kelimelerin de anlamını bilin. O zaman x dediğimiz ifade a artı b geldi. Geçtik hemen örnek ikimize. Yine karmaşık bir yapı değil mi? Evet ama soruda ne var? İpucu var. x artı y eksi z'ler havada uçuşuyor. Gelin biz onların sonucuna sığacak mı? Evet sığdı. A diyelim. Şuraya da A diyelim. Şuraya da A diyelim. Buraya da A diyelim. Anlaştık mı? Şimdi A'yı bulmaya çalışalım. Çünkü niye? Fark ettiniz mi? X artı Y var. X artı Y eksi Z var. Yani oradan ifadeyi bulduğundan soru bitecek. Bak soru bitecek. Tamam. Başlayalım o zaman. Üst taraf 2A gelecek. Alt taraf A eksi 1 çıkacak. Burası a eksi 1 gelecek. Burası a eksi 2 eşittir 3. Şimdi mecburen payda eşitleyeceğiz. Burayı a eksi 2 ile çarpacağız. Burayı da a eksi 1 ile çarpacağız. 2a çarpı a eksi 2 artı a eksi 1 çarpı a eksi 1. Bunların paydası da ne oldu? a eksi 1 çarpı a eksi 2 eşittir 3. Mecburen biraz işler karışacak. Başlayalım. 2A ile A'nın çarpımı 2 tane A'nın karesi. Sonra 2A ile eksi 2'nin çarpımı eksi 4A. A eksi 1 ile A eksi 1'in çarpımı direkt A kare eksi 2A artı 1. Ben bunları uzun uzun yapmadım ama dağıtacaksın şöyle. Dağıtacaksın ve direkt bu gelecek. Şimdi dağıtırsak burası A kare geldi. Dağıtırsak eksi 2A geldi. Dağıttık. Eksi H geldi. Dağıttık. En son artı 2 geldi. Gerçekten uğraştırıyor mu uğraştırıyor. Şimdi 2 A kare ile 1 A karenin toplamı 3 tane A kare. Burayı yazdım. Eksi 4 A, eksi 2 A, eksi 6 A yaptı. Sonra artı birim var. Burası ne gelecek? Bak şimdi. Burası normalde A kare eksi 3 A artı 2 ya. 3 ile bunları çarpacağım. İçler dışlar çarpımı. Yani 3 A kare tamam. Eksi 9 tane A artı 6 geldi. Buraya devam edelim güzel insanlar. Bunlar birbirini götürdü. Sen bunu buraya attın. Burası ne gelecek? Tabii ki 3A. Niye? 9A ile eksi 6'nın toplamı 3A. Artı 1'i buraya attın. Burası da 5 geldi. Şimdi 3A 5'miş. 3A neydi? A aslında şuydu. 3 çarpı x artı y eksi z eşittir 5. Yani 3x artı 3y eksi 3z eşittir tabii ki 5. O zaman 3x artı 3y eşittir 3z artı 5. Yani 3z artı 5 yerine şunu yazmak için sabahtan belli uğraşıyoruz işte. 3x artı 3y bölü x artı y oldu. Tam 3 katı o yüzden cevap 3 Erzincan çıktı güzel insanlar. Geçtik 3. sorumuza. Hemen sorumuza bakalım. Burada bir halkanın içinde yazılan x gerçek sayısı ve halka üzerinde belirtilen n nokta, nokta ile şöyle bir ifade tanımlanıyor. Ne yapıyor? Bunu 2 ile çarpıyor. Sonra nokta sayısını çıkarıyor. Kaç tane nokta var? 5 tane mesela. 5'i çıkarıyor. Tamam. Buna göre eşitliğini sağlayan a değeri kaçtır? Basit mi? Basit. Ne yapacağız? Burayı önce 2 ile çarpacağız. 2 çarpı a artı 1 yazacağım. Kaç nokta var? 2 nokta var. O yüzden 2 çıkardım. Şimdi geldik buraya. Burayı ilk başta ne yapacağız? 2 ile çarpacağız. 2 tane a. Kaç nokta var? 3 tane var. Eksi 3. Sonuç olarak şöyle bir tane daire geldi. Ve bu dairenin üstünde kaç nokta var? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Yanlış olmasın. Evet. Evet. Burada 5 tane böyle nokta çizdik. Geldik yaptık 5 tane. İçeride ne kaldı? 2a eksi 3'te artı 4'ün toplamı da artı 1. Peki burada ne oldu? Burası da 2a artı 2 eksi 2. Yani 2a geldi. Şimdi güzel insanlar ben bunu ne yapacağım? Önce 2 katını alacağım. Alalım. 2 çarpı 2a artı 1. Sonra oradan 5 tane nokta olduğu için çıkaracağım. 2a'ya eşitmiş. Dağıttım 4a. Dağıttım artı 2 eksi 5 eşittir 2A. 2A'yı buraya buradaki sayıları da buraya atacağım. O zaman 4A'dan 2A çıktı. 2A eksi 3 eşittir 0. 2A buradan 3. A buradan kaç geldi? 3 bölü 2. Yani C şıkkı çıktı güzel insanlar. Geçtik dördüncü sorumuza. Hemen bir bakalım. Bir kitapçıda Türk edebiyatından seçmeler. Kitap serisi set A 400 TL'ye. Dünya Edebiyatından Seçmeler kitap serisi set B 300 TL'ye satılmaktadır. Tamam. Aşağıdaki tabloda 9A ve 9B sınıfındaki öğrencilerin bu kitaptan aldıkları set A ve set B miktarları gözüküyor. Ve setlerden alan toplam öğrenci sayıları da verilmiştir. Tamam. Şimdi burada bu iki sınıftan kitap alan öğrencilerin ödedikleri toplam ücret birbirine eşit olduğuna göre 9A sınıfında set A'dan alan kaç kişi vardır? Her öğrenci bir tane set almıştır. Tamam. O zaman şimdi toplam burada... 18 tane set alınmış ya o zaman burayı topladığımda 18 yapmak istiyorsam buraya 18-x yazacağım. Bak ne yaptım? Topladım bu geldi. Şimdi buraya da yine topladığım zaman 16 gelecekse 16-4x yazacağım. Tamam. Şimdi 9a sınıfında set a'dan alan 16-4x öğrenci varmış. 16-4x öğrenciyi ne yapacağız? 400 TL ile çarpacağız. Geldik buraya. Burada da 4x ile kimi çarpacağız? Set B'den alan öğrenci sayısı hemen 4x 300 ile çarptım. Geldim buraya. X'i kimle çarpacağım? Tabii ki 400 ile çarpacağım. Burada 18 x'i kimle çarpacağım? Onu da tabii ki güzel insanlar 300 ile çarpacağız. Gerisi buranın düzenlenmiş hali. 16 çarpı 400 tabii ki 6400 yapar. Bak şöyle bir şey yapalım. Şunu da görün. En azından sizin için iyi olur. Her tarafta 2 sıfır var. 2 0 var. 2 0 var. 2 0 var. Hepsinde olduğu için sadeleştirme hakkım var. Şimdi başla. 4 çarpı 16 64. 4 çarpı 4 x 16 x. 4 çarpı 3 12 tane x. Burası 4 art x artı 3 çarpı 18 54 eksi 3 x geldi. 54'ü buraya gönderdim. 64'ten 54 çıktı. Burası 10 oldu. Şuranın sonucu eksi 4x güzel insanlar. 4x ile 3x'in sonucu da bir tane x. Bunu buraya gönderdik. 10 eşittir 5x. Aradığın x değeri kaç geldi? 2. 9a sınıfında set 2'den alan öğrenci sayısı 16 4 xti x'i 2 bulduk. 16-8'den cevap 8 tane tabii ki set a'dan almışlar. Geçtik 5. ve bizim son sorumuza. Aşağıda belirli bir seviyede. Sonra eşit aralıklarla ölçeklendirilmiş bir beher kabının 3 farklı durumundaki görünümü verilmiştir. İçinde belirli miktarda su bulunan kaba bir miktar su eklenince su seviyesi A'da. Bir miktar daha su eklenince su seviyesi B'de olmaktadır. A noktasının kabın dibine uzaklığı 11,3 santim. B noktasının kabın dibine olan uzaklığı 12,5 santimdir. Buna göre C noktasının kabın dibine olan uzaklığı kaç santimdir? Şimdi şöyle bir şey yapmayacağız mı güzel insanlar? Gelin şurada biraz bir su miktarımız olsun. Yani çizgiye kadar olan kısım zeminden A olsun. Her bir aralıkta B olsun. Her bir aralık B. Böyle B, şöyle B, şuraya da B yazdık. Şimdi burada ne var o zaman? A dediğin şey aslında A ile bir tane B'nin toplamıdır. A artı B neye eşitmiş? 11,3'e eşitmiş. Geldim buraya, şurada bir A var. B'ye gitmek için 1, 2, 3, 4. O zaman A artı 4 tane B de ne olacak? 12,5 olacak. E taraf tarafa çıkaralım. A'dan A çıktı gitti. 4B'den B çıktı. 3B. 12,5'ten 11,3 çıkarsa 1,2 olur. O zaman B dediğin değer yani ne gelir güzel insanlar? Tabii ki 0,4 çıktı. Bunları bir önceki rasyonel sayılar dersinde çok detaylı anlattım. Şimdi sen B'yi 0,4 bulduysan A ile 0,4'ün toplamı 11,3. O zaman aradığın A değeri buradan ne gelecek? Tabii ki 10,9 gelecek. Bunu da böyle bulduk. Bizden neyi istiyor? Tabii ki farkındaysanız C'ye olan uzaklık. Şurası B, şurası B, şurası B, şura B, şura B. Yani A artı 5 B'yi istiyor. 10,9 ile artı 5 çarpı 0,4'ü yapacaksın. E burası 10,9. 5 ile 0.4'ün çarpımı da 2. O zaman topladığın zaman da 12.9. Cevabım C şıkkı gelir güzel insanlar. Hemen sahnemizi çevirelim güzel insanlar. Böylelikle bütün sorularımız bitti. Gerçekten yorucuydu. Epey bir soru vardı ve inanılmaz derecede bir sıcaklık var. O yüzden arada böyle videoları durduruyorum güzel insanlar. Haberiniz olsun. Ne yapalım? Bir sonraki konu anlatımında görüşelim. Kendinize iyi bakın. Canlarım seviliyorsunuz.